Arkadaşlar merhaba, gördüğünüz gibi Dubai Mall'dayız. Dubai Mall hem dünyanın hem de Dubai'nin en büyük alışveriş merkezlerinden birisi. Dünya genelinde bulabileceğiniz dünyanın ünlü markaları burada bir arada görebilirsiniz. Örnek olarak göstermek gerekirse hemen arkamızda Rolex, Bulgari gibi birçok dünya markası bulunuyor. Bu AVM'yi gezmek isterseniz belki bir gününüzü bile ayırmanız yeterli olmayabilir. Çünkü çok büyük bir AVM ve içinde görebileceğiniz akvaryum vesaire gibi birçok da bu alışveriş merkezlerinin dışında şov diyebileceğiniz, gösteri diyebileceğimiz birçok alan da bulunuyor. Kesinlikle gelip görmeniz gereken yerlerden birisi olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu an Burj Khalifa'dayız. Daha doğrusu Burj Khalifa'nın girişindeyiz. Hemen Dubai Mall'un içinden giriyoruz zaten buraya. Gördüğünüz gibi hemen içeride bir bilet alıyoruz. Bilet aldıktan sonra güvenlik kontrolünden geçiyoruz. X-ray'lerden geçtikten sonra bu şekilde bir giriş karşılıyor bizi. Hemen şurada göreceğiz. Az sonra yukarı çıkıp yine devamını anlatacağız size arkadaşlar. Arkadaşlar dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın şu an biz 124. katındayız. Burada sizi neler karşılıyor arkadaşlar? 360 derece neredeyse 124. katın tamamında manzarayı görebileceğiniz bir alana sahipsiniz. Bu hem şu an burada bulunduğumuz alan gibi kapalı bir alanda da yapabilirsiniz bu gezinizi. Hem de açık alanda da bu geziyi tamamlayabilirsiniz. Peki bu gezinin sonunda sizleri ne karşılıyor arkadaşlar? Gezinin en son alanında hediyelik eşyalar alabileceğiniz anahtarlık, magnet, kupa, tişört, sweatshirt gibi eşyalar alabileceğiniz hediyelik eşya dükkanıyla da gezimizi sonlandırıyoruz. Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şu an biz Academic City dediğimiz birçok üniversitenin bulunduğu bir bölgedeyiz şu an. Aynı zamanda Estubay öğrencilerinin de konakladığı KSK Homes yurdu da hemen yanımızda. Bu bölgenin özelliği ne arkadaşlar? Dediğim gibi Academic City olması burada zaten birçok üniversitenin bulunduğu anlamına geliyor. Zaten genelde Dubai'de üniversitelerin bulunduğu bölge Academic City, Internet City diye bir bölge var. Orada daha çok Google gibi markaların bulunduğu bölgeler. Bu şekilde bölge bölge, ülkeyi bölüp
gibi bu bölgeler içerisinde de Academic City, Internet City gibi alanlara ayırmışlar. Hemen yurdu da şu şekilde gösterelim size. KSK Homes'un içindeyiz. Özellikle S-Dubai öğrencilerinin konakladığı bir yurt burası. Gayet şık. Öğrenciler için çok güzel alanlar var. Dinlenme alanları, ne bileyim işte PlayStation, oyun salonu vesaire. Kata çıktığımızda da şu anda bulunduğumuz bina sadece kadın öğrencilerin kaldığı bir bina. Otellerdeki güvenlik sistemi gibi kart okutmadan yukarıya kimse çıkamıyor öğrenci dışında. Ekstra güvenlik isteyenler için gerçekten güzel bir yurt seçeneği. Odalar gayet güzel, gayet ferah. Zaten onların görüntülerini de göreceksiniz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu an kaldığımız yani S-Dubai öğrencilerinin kaldığı yurtlarda paylaşımlı olan odaları görüyorsunuz. Burada tek kişilik odadan farklı. Burada iki kişinin kalması tabii ki. Aynı zamanda iki tane çalışma masamız var. Bir tane de ortak kullanabileceğimiz televizyonumuz var. Ama benim bu odada en çok beğendiğim özellik tavan yüksekliği. Oldukça geniş bir oda, oldukça yüksek bir tavan. Yani bu şekilde odayı odadan bahsedebiliriz. Salonundayız. Ortak alanın hemen ilerisinde saat sabah 6'da açılıp akşam yaklaşık 11'e kadar açık olan. Şimdi boks torbası, yürüyüş bantları, bisikletler, ağırlıklar bunun gibi birçok şeyin bulunduğu bir spor salonu burası. Hatta bazen öğrenciler sabahları şu alanda yoga vesaire de yapıyorlarmış. Aynı zamanda bu spor salonundan çıkar çıkmaz bizi bir yüzme havuzu karşılıyor. İsterseniz bir oraya bakalım. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar burada da öğrenciler gün içinde serinleyebilir, güneşlenebilir, oturabilirler. Bu da yine öğrencilerin dinlenebileceği, eğlenebileceği bir alan. Hemen spor salonunun yanında bulunuyor. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu an ben de sizlerle birlikte ilk defa gireceğim. Hep birlikte yurdun içinde bulunan alışveriş yapabileceğiniz marketin fiyatlarına bakalım birlikte. Hatta direkt şuradan başlayalım. Gördüğünüz gibi burada soğuk içecekler, meşrubatlar var. Meyve suları 2-2,5 civarında. Onun dışında büyük şişeler, küçük şişeler bu şekilde bir soğuk dolabımız var. İçeride zaten Özgün Bey, ülker ürünlerini görüyoruz. Evet, ülker ürünleri de var burada. 3.75 fiyatı, 2.25. Ya aslında birim para olarak baktığımızda Türkiye'deki fiyatlara yakın fiyatlar diyebiliriz. Devam edelim içeriden. Marketin hemen yanında da bu şekilde bir restoran var. Buraya gelip yeme içme konusunda kullanabilirsiniz. Burayı gayet şık bir yer, serin bir yer. Soğuk içecekleri var.
alabileceğiniz yemekler, tatlılar var. Güzelce de dizayn edilmiş. Oldukça ferahça kullanışlı bir alanda. Tava tencereleri öğrenciler kullanabiliyor. Hiçbir problem yok bunda. Böyle cooking station'lar görüyorsunuz etrafta. Herkes kendi yemeğini hazırlayabiliyor burada. Bu pişirme istasyonlarında. Burada da bulaşıklarını yıkamak için bir alan var. Pişirilen yemekleri de burada kendileri tüketebiliyorlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu an az önce görmüş olduğunuz yurdun çok yakınında yine Estubay öğrencilerinin kaldığı diğer yurttayız. My Riyad Residence. Aynen. Bu yurt da aslında diğer yurda benzeyen bir yurt. Yani burası da bence gayet büyük. Yani yine gördüğünüz gibi burada ortak kullanım alanı var. Mutfağımız burada. Zaten Amerikan mutfak tipi. Hemen bir lavabo yurtumuz ve burada da öğrencilerin oturup televizyon izleyeceği bir alan var. Yine odaları da zaten çektik. Videolarda paylaşımlı odaları, tek başınıza kalabileceğiniz single roomları, bunların hepsini görebileceksiniz. Evet arkadaşlar, şu an yurdun tanıtımına devam ediyoruz. Şu an restroom'dayız. Buraya öğrenciler dinlenmek için, hava bazen sıcak olduğunda serinlemek için kullanıyorlar. Hatta burada birkaç öğrenci görebiliyoruz. Bilgisayarda ders çalışıyorlar. Aynı şekilde oturma alanları, kitaplıklar, bunun gibi alanlar mevcut. Yani gördüğünüz gibi bir alan. Gayet konforlu ve rahat. Birçok oturulacak yer, ders çalışılacak masa. Bu şekilde. Burada da bir öğrenci arkadaşımız video çekiyor. Evet. Arkadaşlar az önce sizi dinlenme odasını gösterdik. Oradan çıkıp hemen karşıya geçtiğimizde sizi bu şekilde bir alan karşılıyor. My Bistro diye bir alan. Burası yemekhane aslında. Gördüğünüz gibi birçok oturma alanı. Yani benim tahminime göre yaklaşık 200-300 aralığında bir öğrenciyi aynı anda barındırabilecek bir alan. Gördüğünüz gibi burada birçok oturma alanı mevcut. Hemen ileri tarafta da yemeklerin pişirildiği yer zaten açıkça gözüküyor. Açıklar. Yemekhane tam da gördüğünüz alan. O alandan başlıyor. İlerledikçe hatta şu an yemek yapmışlar. Pilav, tavuk, bamya, chicken. Chicken chuka, rice, okra. Yes, vegan soup. Thank you, sir. Devam ettiğimizde de burada sanırım kasa. Yine burada yemek yiyen öğrenciler. Yine eğlence odaklı konulmuş bir lanet var. Öğrenciler sosyal aktivite yapmak isterse diye. Zaten gördüğünüz gibi burada da çıkışı ya da isteyen öğrenci için girişi mevcut. Evet, devam edelim. Hadi devam edelim. Yemekhaneden çıkıp yaklaşık bir 100 metre kadar yürüyünce burada da amfiteyatrı görüyoruz. Burada film geceleri düzenlenebilir, öğrenci için sunumlar yapılabilir açık alanlarda. Bu şekilde bir alanımız da mevcut okulun içinde. Arkadaşlar bu gördüğünüz alan da bu yurdun oyun alanı. Burada birçok Atari'den tutun bilardoya, bu şekilde PlayStation'lar, direksiyonlar, kollar, yani eğlenceye dair arayabileceğiniz aslında her şeyi koymuşlar. Hatta şu an biz de ufak bir mola verip araba süreceğiz, araba yarışı oynayacağız. Alan da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir alan. Oyunumuzun başlamasını bekliyoruz şu an.